Merhaba sevgili arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlere yine pratik bir tarifle karşınızdayım. Bugün değişik ve farklı bir tarifim var. Dilerseniz vakit kaybetmeden yapılışına geçelim. Öncelikle elmalarımı soymakla başlıyorum. Elmalarımı soydum. Şimdi rendenin büyük olan tarafıyla rendeliyorum. Elmalarımı rendeledim. Şimdi tavama alıyorum. Elmalar suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Elmalarımı ocağıma aldım. Elmalar suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Daha sonra üzerine şeker ve tarçın ekleyeceğim. Tarifi merak edenler videomu baştan sona kadar izlemenizi istiyorum. Yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı margarin. Bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Güzelce karıştırıp pişiriyorum. Güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı yerine 5 yemek kaşığı şeker kullanabilirsiniz. Alt taban için sevgili arkadaşlar 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu kullanıyorum. Çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Vermiş olduğum ölçüler yarım ekmek için. Öncelikle sıvı olan malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ekmeği içine doğradım. Şimdi elimle karıştırıyorum. Sıvı olan malzemeler ekmeği çekmesini istiyorum. Bu işlemi kaşıkla yaparsanız iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Benim yaptığım gibi elimizden yoğuruyorum. Evet, bu şekilde tamamdır. Evet, şöyle küçük bir kare borcamım var. İçine yağlı kağıt serdim. İsterseniz kare borcam yerine yuvarlak borcam kullanabilirsiniz. Şimdi doğramış olduğum alt tabanı için harcımı yerleştiriyorum. Bu
şekilde yaparak bayat ekmeklerimizi çöpe atmamış oluruz. Değerlendirmiş olduk. Evet, şimdi kaşıkla yayıyorum. Evet, şimdi sıra geldi. Üzerine elmalarımı koyuyorum. Şöyle üzerine yayıyorum. Dilerseniz bu tarife fındık, fıstık veya ceviz koyabilirsiniz. Ben içine tercih etmedim. Evet, görmüş olduğunuz gibi önceden ısıtmış olduğumuz fırına veriyoruz. Tabii fırından fırına değişiklik gösterdiği için lütfen kontrol etmeyi unutmayalım. Pastam fırından çıktı. Şöyle servisine geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, üzerine pudra şekilde serpiştiriyorum. Zira un yerine ekmek kullanmış olduk. Ekmeğin özü zaten undan gelir. Sizlere ilginç gelebilir. Kesinlikle bu tarifi deneyin diyorum. Çok pratik bir tarif. Hem bu şekilde bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş oluyoruz. Evet, sizlere yakından gösteriyorum. Şöyle sevgili arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.